açıkçası bizim lehimize ya da rakibimizin lehine bitmesi hiç de önemli değildi. Çünkü basketbolun önünde bugün bir özel bir durumumuz vardı, çok özel bir durumumuz vardı. Arkadaşımız, kardeşimiz Ziya'nın vefatı bizi bütün hafta boyunca gerçekten çok üzdü ve çok düşündürdü. Hayatın ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha bu gösterdi. Çocuklarımızın hayatından, sağlığından daha önemli hiçbir şeyin olmadığını buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Müsabakayla ilgili biz bu sene malumunuz Petkim Spor Kulübü'nün altyapısı olan gençlerimizin Basketbol Gençler Ligi'nde mücadele edecek olan gençlerimizi aynı zamanda Kayseri Gaz basketbol takımımızda TB2'de müsabakada soktuk. Onların burada ciddi deneyimler kazanmasını, sert bir lig oynamasını, önümüzdeki senelerde bir üst lige yükselebilmeleri için kendine katkı sağlayacak bir durumu yaratmaktı gayretimiz. Ve bundan da çok ciddi bir katkı aldık. Çünkü gençlerimiz burada kendilerinden büyük olan abileriyle ciddi deneyimler kazanacak mücadeleye girdiler. Kazanç olarak onların sürelerini arttırdıkça göstermiş oldukları gelişmeleri saha içerisinde görmeye başladık. Şimdi yakın zaman içerisinde Basketbol Gençler Ligi'nde Bubble şeklinde oynayacak olan Gençler Ligi'nde onların mücadele ettiğini göreceğiz ve hep beraber yakından takip edeceğiz ki TB2'nin onlara ne kadar katkı sağladığını o şekilde bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Yani yaş ortalamamız 17. Tabii ki bu içeride 17 yaş olması sebebiyle bize çok ciddi keyif veriyor. Almış olduğumuz keyfi de kenarda görüyorsunuzdur. Her maçı kaybettikten sonra değerlendirmeyi yapıyoruz. Ama yapmış olduğumuz değerlendirmenin sonunda hepinize gurur duyuyoruz. Göstermiş olduğumuz gelişme bizim için yeterlidir ifadelerini bulunuyoruz. Açıkçası bize bu katkıyı verecek ortamı yaratan, bu ortamı sağlayan Basketbol Federasyonu, ondan sonra bizim şirket yöneticilerimiz ve tabii ki bu işe gönülden destek veren ailelerimiz ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben Yiğit Karaver, 17 yaşındayım, 2003 doğumluyum. Bu sene Petkim'in altyapısına geldim, önceden farklı kulüp tanıyordum. Maç hakkında öncelikle Ziya abinin haberini üzüntüyle karşıladık biz de. Üzüntüyle öğrenmiş olduk daha doğrusu. Maça gelirsek, maçta kaybettik ama her maç yani kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenip üstüne koyup yukarılara çıkmaya çalışıyor takımdaki herkes. Herkes çok genç takımdaki. Ben inanıyorum ki takım arkadaşlarımla beraber bu sene BGL oynayacağız. BGL'de güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha sonrasında herkesin üst liglere çıkacağını düşünüyorum ben. Lig başında sert bir lig olacağını biliyordum. Zaman geçtikçe, maç oynadıkça kendimi bu sertliğe hazırlamaya çalışıyorum. Bu TB2'nin bize saha içinde sertliğini geliştirdiğini düşünüyorum ben. O yüzden yukarısı için de avantajlı bizim için TB2'li oynamak. Burayı bir gelişme, bireysel gelişim için kullanıp BGL'de güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Gelecek için Süper Lig'de Petkim'de oynuyorum. Petkim'in alt yapısındayız. Gelecekte de Petkim'in alt takımında oynamayı düşünüyorum.